Zekeriya Kurşun Eğitim ve Öğretmen Hayaller ve Gerçekler Eğitim ve öğretimde nefes alma zamanı. Üniversitelerle ilk orta öğretim kurumları yarı yıl tatiline hazırlanırken MEB'den bir okuma ödevi geldi. Uzun araştırmalar, toplantılar, anket ve görüş toplamalar sonunda ülkemizin milli eğitimine yön verecek bir döküman oluşturuldu. Bütün paydaşlarıyla paylaşılan bu belgenin başlığı öğretmenlik mesleği genel yeterlikleridir metin içinde yüzlerce defa kullanılan yeterli kelimesine takılmadan geçilse bile gerisini anlamak için bir hayli çaba göstermek gerekiyor. Mebin paydaşları olabilecek pek çok kişiye, ayrıca teşkilatın içinde bazı yetkililere sordum, pek okuyana rastlamadım. Oysa sessizce hayatımıza giren bu iddialı belge, Türkiye'nin doğrudan üçte ikisinin, dolaylı olarak da herkesin hayatına dokunuyor. Eğitimde yeterlik mi, yeterlilik mi? İlki 2006 yılında hazırlandığı anlaşılan ve muhtemelen o tarihlerde üretilen tercüme ve ucu açık kalıplara dayanan bu yeni belgenin gerekçesi, dünyada yaşanan toplumsal dönüşüm sürecinde etkili iletişim, farklı kültürleri tanıma ve yüksek düzeyde işbirliği geliştirmeye dayandırılmıştır. Küresel rekabetin arttığı dünyada çözüm odaklı düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerin öneminin farkında olduğunu söyleyen MEB, bu belge ile öğretmenlerimizin mesleki bilgilerini, becerilerini, tutum ve değerlerini artıracaktır. Buna da yeterlik denilmektedir. Sadece yan yana ve alt alta yerleştirilmiş kelimelerden şiir yazıldığı bir dünyada tırnak içinde verilmiş kavramlarla öğretmenlerimize de yeterlik sağlanması mümkündür elbette. Ama bu belge mesleğe yeterlilik, uygunluk ve ehliyet kazandırır mı? Bilemem. 16 sayfelik metnin zaten yarısı sunuş ve girişten ibaret. Uzun uzun öğretmenlik mesleğinin kutsiyetinden, dünya ve Türkiye'deki eğitim tarihinden bahsedildikten sonra mahcup bir edayla yeterlik bahsine geçiliyor. Mesleki yeterlik belgesi yetersiz. Eflatun'dan Farabi'ye, Fatih'in Eyüp ve Ayasofya medeselerindeki Sıbyan muallimlerine verilen dersleri, rüştiyelerin kurulmasından tevhidi tedrisat kanununa kadar lafı dolaştıran uzun mukaddime keşke bir eğitim tarihçisinin kaleminden çıksaydı da zevkle okuyabilseydik. Ama yine de böyle bir metinde bu tarihçenin hele bu tarzda sunulmasının gerekçesini sormadan geçemezdik. Tabii ki bu uzun girişin konuya bir türlü gelemeyen, dersini çalışmamış tembel bir öğrenci davranışı olduğunu da gözümüzden kaçırmadık. Metinde bugüne kadar konuyla ilgili Türkiye ve Avrupa mevzuatı ve değişikliklerine de yer verilerek aslında bu belgenin bir strateji belgesinden ziyade sanki üretilmesi gereken zorunlu bir belge olduğu izlenimi verilmiştir. Oysa biliyoruz ki bizim en çok geliştirmeye ihtiyacımız olan alan eğitimdir ve eğitimin de öğretmen yeterliliği veya ehliyetiyle birebir ilişkisi vardır. Türkiye'yi 2023, 2050, 2071 hedeflerine ulaştıracak yegane araç, ilk öğretimden yüksek öğretime kadar geliştirilmiş, dünyayla yarışabilen, sorgulayan, eleştiren ve üretebilen, evrensel değerleri kazandırırken milli değerleri önceleyen eğitim sistemimiz olacaktır. Bu yüzden dostlar alışverişte görsün diye kaçamak bir tarzda yapmış gibi olmak Türkiye'ye fayda değil zarar vermektedir. Hele hele bunu 3-5 tercüme cümleler üzerinden yapmaya kalkmak felakettir. Bu düşüncemde yanıldığımı varsayarak bu belgeyi okumuş olan eğitim uzmanlarına başvurdum. Uzmanlardan bu dokümanda yapılandırmacı bir anlayışın egemen olduğu ve ne evrensel değerleri ve ne de milli değerleri gerçekleştirebilecek yeterliliklerin burada sunulan ucu açık ifadelerle mümkün olmadığı cevabını aldım. Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımın avantaj ve dezavantajlarından bağımsız olarak öğretmen yeterliliğinin sağlanmasını amaçlayan bir belgede mümkün olduğunca öğretmeni devre dışı tutan bir anlayışın asıl bir motivasyon sağlayacağını da sormadan geçemedim. Belgede hiç mi iyi bir şey yok? Elbette var. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda zaten yazılı olan veya bugüne kadar yapılan Milli Eğitim Şuralarında gösterilen ama hayata geçirilemeyen idealler burada da yer almaktadır. Bir güzel ayrıntı da ülkemizdeki öğretmenlere verilen değere dairdir. Belgemize göre Türkiye öğretmene değer verme bakımından dünyada önde gelen ülkelerdendir. Küresel Öğretmen Statüsü Endeksi'ne göre de Türkiye'de öğretmenler toplumda gördükleri saygınlık bakımından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Hatta TÜBİTAK tarafından desteklenen bir mesleki itibar araştırmasına göre, öğretmenlik Türkiye'de statüsü en yüksek dördüncü meslektir denilmektedir. Doğrusu bu sonuçların değerlendirmesini milyona dayanmış öğretmenlerimiz yapacaklardır. Ama bilenle bilmeyenin bir olmadığını bildiren ayeti kerime ile Hz. Ali'ye atfedilen bana bir harf öğretenin 40 yıl küresi olurum sözünü referans gösteren bu metinde öğretmenin statüsünü daha yükseklere çekme konusunda bir iddianın olmaması da doğrusu yadırganmaktadır. Eğitimde reform şart. Öğretmen niteliklerinin artırılmasına dönük niyet ve arzunun ortaya konduğu bu belgede bunlara ulaşma yolları konusunda sadece bir arayış gözlenmektedir. Yoksa bu belge iddia edildiği gibi öğretmenlere bilgi, beceri ve tutum kazandıracak referans bir nitelik taşımamaktadır. Ancak yapılabilirliği şüpheli de olsa performansa dayalı, geliştirici ve ödüllendirici bir yaklaşımın sergilenmesi ise umut vericidir. Türkiye zor bir dönemden geçmektedir kendimize gelmek zorundayız. Pek çok konuda önemli başarılar elde eden Türkiye, maalesef eğitimde, ilk öğretimden üniversiteye kadar yığınla sorunlarla boğuşmaktadır. Bunların üstesinden gelmenin yolu, ortak akılla üretilip sıkı sıkıya takip edilen, sürdürülebilir bir eğitim sisteminden geçmektedir. Parça parça iyileştirmeler, kurumlar veya şahıslar bazında elde edilen başarılar aldatıcıdır. Meb, YÖK ve bütün paydaşlar palyatif tedbirler, içi boş belgeler üretmekten vazgeçerek birlikte yeni Türkiye'nin eğitim sistemini oluşturmak zorundadırlar. İlgili bütün kurumlar yeniden başaramadık pişmanlık ve uyarısını duymamak için eğitimde ihtiyacımız olan reformu hemen başlatmalıdırlar.